Çift arasında anlaşmazlık vardı. Dün de iddiaya göre aralarında kavga çıktı. 24 yaşındaki hamile kadın 3. kattan düşüp hayatını kaybetti. Kocası kendi atladı dedi ancak genç kadının ailesinin kızlarının ölümüyle ilgili şüpheleri var. Kocası geldi aldı çocuğunla onun beraber aldı yukarıya çıkmadı. Eğer böyle olacağını bilseydi gönderir miydi? Annesi gece yarısı gelen haberle acıların en büyüğünü yaşadı. 3,5 aylık hamile kızı, göz bebeği iddiaya göre kocasıyla tartışmasının ardından balkona çıktı ve hayattan koptu. Özge'nin ölümü akıllarda onlarca soru işareti bıraktı. Kocası gözaltına alındı. Kızımı balkondan attılar. Tamam, kızımı öldürdüler. Tamam, konuş. Ne yaptılar bilmiyorum. Özge Aydemir 24 yaşındaydı. 2 yıl önce evlendi. Genç çiftin 1 yaşında bir oğlu vardı. Genç kadın yeniden anne olacağını öğrendi. Ancak iddiaya göre evliliklerinde sorunlar yaşıyordu. Geçimdi. Çalışmıyordu. Ondan ötürüydü. Biraz da sosyal değildi. Genç kadın dün gün boyu annesinin evindeydi. Akşam saatlerinde eşi onu almak için geldi. Çift birlikte evlerinin yolunu tuttu. Dün akşam yine genç çift arasında tartışma çıktı. O tartışma kısa sürede büyüdü. Genç adam evi terk etti. Birkaç saat sonra eve tekrar geldi. Ancak bu kez alkollüydü. İkili arasında yeniden başladı tartışma. İddiaya göre genç kadın kocasının kendisine söylediklerini daha fazla kaldıramadı. Kocası eşinin hızla yanından ayrıldığını ve balkona yöneldiğini söyledi. İddiasına göre Özge Aydemir 3. kattan kendini boşluğa bıraktı. Bekleyeceğiz, adli tıp raporunu bekleyeceğiz. Ondan sonra bakacağız, görgü tanıklarını dinleyeceğiz. Ancak Özge Aydemir'in ailesine göre kızları çocuğunu çok seviyordu. Canına kıymış olması imkansız. Bu nedenle şüpheleri var. Kızımı balkondan attılar. Tamam, kızımı öldürdüler. Konuş. Ne yaptılar bilmiyorum. Kızım dün saat 7'den evine gitti. Kocası götürdü. Özge Aydemir'in gözaltındaki kocası Sultan Gazi Asayiş bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.